Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere iki tane yeni serverımız geliyor. Ben de tam 3 kişiye XP Premium hediyesi edeceğim arkadaşlar. Bunun için abone olmanız, 1K takipçi olmamız şart. Çünkü ben herhangi bir sponsorum, herhangi bir desteğim yok. Kendi cebimden karşılıyorum. Ve 3 kardeşimi de sevindirmek istiyorum. Ama 1K olduğumuzda şu an 110 takipçi falan kaldı 1K'ya. Bence abi hani değer mi? Değer yani. Hani en azından para vermiyorsunuz, bir şey olmuyorsunuz. Sadece destek oluyorsunuz abone olarak. Bunu yanıtsın arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu karakterler. Okçu, Asas, Warrior, BB Priest ya da Int Priest ya da Mage ile ilgili. Şimdi arkadaşlar genellikle her oyunlarda çok vuran karakterler, defansif karakterler ve kırılgan karakterler vardır. Kırılgan karakterlere gelirsek arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. İtemine göre, hesabına göre bunlar her zaman değişkenlik gösterir. Sen çok güzel bir hesap yaparsın. Kırılgandır normalde hesabın ama item olduğu için kırılganlığı gider. Yani solo takılamadığın bir hesapla da çok güzel solo takılırsın. Ben bazı böyle yayıncıları, videoları falan izliyorum da arkadaşlar hani tamam hani çok uçurum bir fark oluyor, olmuyor değil. Mesela Asas. Arkadaşlar şöyle skill'e göstereyim. Uçma, kör, 75. Bu adam kör ediyor. Bu da sizi kaybediyor arkadaş. 75 arkadaşlar vurup görünmez olup çıkabiliyorsunuz. Bu da kritik. Asas bu oyunda inanılmaz bir şekilde çok baskın, çok hani böyle aşırı bir şeyi var arkadaşlar. Asas'ın bu oyunda üstünlüğü var. Gelip tak 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 hani vurup gidip gidebiliyor hani. Mesela bazı oyunlarda BP Press'ten Asas seni yine keser ama yani o kadar bir fark yoktur yani. O kadar çok kırılgan değilsinizdir. Bu oyunda öyle bir şey yok. Bu oyunda eğer ekibiniz yoksa kesinlikle başlamayacağınız karakterler birincisi Warrior, ikincisi Mage. Çünkü bu Warrior çok fazla gideri oluyor. Çok fazla defansif. Hani iyi bir karakter ama arkadaş solo hiçbir şekilde oynayamıyorsunuz. O kadar parayı yatırın. Milyon hesabımız olsun. Çok zor oluyor abi. Bilginiz üzere ve zindanlarda minnanlarda gerçekten çok zorlanıyor. Şu iki mob. Klan zindanı kalep malep demiyorum da. Normal zindanlarda gerçekten zorlanıyor. Ve ekibimiz yoksa bence huzur yani. Hiç başlamamız gerek yok. Eğer ekibim var kardeşim ben Warrior ekibim var. Bunu pat 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 oynayacağız filan diyorsanız abi içinden geçersin server'ın. Mage de aynı şekilde. Ama onun yanısı tek oynayan bir insan Warrior'u farm atamaz. Bak Mage'li atar. Ama burada Warrior'u hiçbir şekilde farm atamazsın kardeşim. Sana söyleyeyim. Onu unut yani. Bazı yayıncı görüyorum ben Warrior'da farm atarsın şunu diye böyle yapamazsın kardeşim. Ya daha oyuna yeni gelmişim bilgilendirme çalışıyorsun böyle. Yanlış bilgilendiriyorsun. Sen Warrior'u burada solo nasıl farm atabileceksin ya? Adam diyorum atar diyor şöyle yapar böyle yapar. Ulan nasıl atar? Solo bir şekilde Warrior. İçinden geçerler. Eğer Death Valley'de normal bir mob kessen arkadaşlar. Moblar burada çok fazla vuruyor inanılmaz bir şekilde. Hani atamıyorsun, kurtaramıyorsun kendini. Anca burada farm atan en güzel karakter BP Priest. Ve çok kırılgandır. Asas'tan 2 yersin abi. Ama çok da güzel farm atarsın inanılmaz bir şekilde. Bak solo bir şekilde oynayıp item koyar, PK atabilirsin, ızı atabilirsin böyle hani. Bence idealist bir hesap BP Priest. Ben çok seviyorum abi. Tabi burada tercih etmiyorum ama gerçekten oynayanları izlediğim YouTuber'lar, CVPlis olsun, Serkan abi falan. Hani gerçekten çok sevdiğim bir insan. Onda BP oynaması seviyorum. Hoşuma gidiyor, izliyorum onun videolarını falan. Onun yanı sıra Mage de bak, Mage de farm atarsınız ama o da ekibiniz olması lazım ya da Hadar'ı gidip alanı kesmeniz lazım. Eğer farm videosu varsa, az işte item varsa rahatlıkla da yapabilirsiniz ama onun dışında zor, çok zor. Gelelim abi okçuya. Yani okçunun canını yiyeyim. Çünkü okçulu ben inanılmaz farmlar attım. Kanala gidip görebilirsiniz. İnanılmaz dehşet verici şekilde farm oluyor yani. Bak hem BP Priest hem okçu. Abi inanılmaz. Eğer iki kişi başlayacaksınız biriniz BP biriniz okçu olması hani şartla öneriyorum yani. Yapamayacağınız farm yok. Tatlayamayacağınız item yok. O derece diyeyim size yani. Abi okçun zaten biliyorsunuz her bir şey genellikle kısımları aynı. Şöyle göstereyim.
Kısaca skillerini de tanıtayım ben size okçunun. Burada benim en çok kullandığım mesela PK'larda okçuyken şu mantar. Şu mantar bazen öyle bir hayat kurtarıyor ki arkadaşlar. Mesela bunun sersemletme, yavaşlatma şeyi var. Özelliği var. Bunu attığın zaman abi rakip bunun içine girdiği zaman bu patlıyor. Pat ettiği zaman böyle ya, hiçbir şey yapamıyor. Böyle yavaş koşuyor abi. O sıra gir 3'lü 5'liye güm 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 patlat. Ondan sonra 85 skillimiz. Zaten anasını nikah. Vurdu mu yamuldur yani. Bu da dondurma skillimiz. Bunu attığın zaman partinde mesela 8 kişi geliyor değil mi? Eğer bu patlarsa bütün o partik adam donuyor arkadaşlar. Belirli bir süre. Donduğu zaman da 3-5-3-5 yapıştır. Bu açtılar şu arkadaşlar kritik. Kritikal yazıyor zaten. Çok güzel damage'i vardır. İnanılmaz bir şekilde. Şu an 85 kebin olduğum için böyle gidiyorum. Ve ondan sonra bu ice skill'i donduruyor. Bu kilitliyor yine arkadaşlar. Aynı 80 skill'i gibi. İkisi kilitleyebiliyor. Bu 70 skill'imiz zaten 75 olacağı için bunları kullanacağız. Bu da arkadaşlar alan skill'imiz asit. Bunu ortaya koyduğumuz zaman ne kadar insan varsa tutarsa kilitleniyor arkadaşlar. Ve ondan sonra bas anasını satayım. Güm 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 güm. Eğer bu da attığın zaman şeye tutarsa bu da rakipleriniz yavaşlatıyor bir tık. Ve step back. Bunu çok kullanacaksınız okçu oynayanlar. Step back arkadaşlar şöyle rakip geliyor öleceksiniz değil mi? Asas sana uçtu uçması bitti. Tak bir koyacaksın. Hadi hayırlı işler. Buradan hemen dolduracaksın arkadaşlar. Keşfiş falan başlayacaksın. Can potu basacaksın. Minor basacaksın. Kurtaracaksın. Ya da dönüp keseceksin yana adamı. Canın azdır saldırmıştır. Verini nimet. Çok kişi sevmiyor aslında. Hani çok olunca da abartı oluyor. Full PK'larında okçu mokçu ızır. İnsanları illallah ettiriyor yani. Ettirecektir de yeni serverlarda. Ama bu öneri videosudur. Dediğim gibi arkadaşlar ekip varsa Mage inanılmaz işler yaparsınız. Ekimiz varsa Warrior inanılmaz işler yaparsınız. Ama kardeşim ben solo oyuncuyum. Tek takılıyorum. Tek takılmaktan zevk alıyorum. Baba yakacağım sigaramı. Alacağım çayımı. Farm atacağım baba. Yaratı keseceğim. Sadece kimseye muhatap olmayacağım diyorsan. Ya BP Priest ya da arkadaşlar Okçu. Bu iki klasman sizi bayağı bir nevi saldıracak. Diğer klas şeyleri bazı belki abartı bulursun şöyle böyle de oynanınca hani anlayacaksınız arkadaşlar. Neden varıyor böyle dediğimizi Mage böyle dediğimizi. İşte burada ekip işi ve solo işi var arkadaşlar. Yani solo takılan karakterlerle ekipli takılan karakter arasında uçurum gibi fark oluyor maalesef. Bunun yanı sıra arkadaşlar başka bir şey anlatacak bir şeyim yok. Dediğim gibi 3 kişiye 3 kardeşime premium çekiş yapacağım. Umarım ihtiyacı olan bir kişi çıkar. Yapmanız gerekenler abone olmak, yorum atmak, videoyu beğenmek. Yani bu kadardır. Böyle merak ettiğiniz içerikler falan varsa arkadaşlar söyleyin. Ben sizleri onun bir videosu çekeyim. Bilgilendireyim. Kendinize güzel bakın arkadaşlar. Bir sonraki güzel videolar görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.